dijital platform projesi olan Prens'in oyuncuları Giray Altınok, Çağdaş Onur Öztürk, Onur Özaydın ve Kerem Özdoğan halı saha maçı düzenledi. Projenin 3. sezonunu yazmaya başlamışlar bile. Valla çok keyifli geçti bizim için 2. sezonu Prens'in. Biz de Kerem'le işte 3. sezona şimdi hazırlanıyoruz. Senaryo aşamasındayız. Çok da güzel gidiyor. Böyle 2. sezonu üstüne koyabileceğimiz bir 3. sezon yazmaya çalışıyoruz ki yolunda her şey şimdilik. Giray Altınok baba olmaya hazırlanıyor. Babalık ona neler hissettiriyor? Duygularımız şu an stabil. Yani genelde bütün babalardan duyduğum şey işte çocuk kucağına aldığın zaman bambaşka bir dünya başlıyor. Biz de nasipse sağlıkla onu kucağımıza almayı bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9. durağı Çanakkale oldu. Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 1. gününde on binlerce kişi sevilen sanatçı Murat Boz'un şarkılarıyla coştu. Ben özledim galiba seni, bu yüzden o kadar sitemledim. Sen üzülme, acılanma sözlerim, karşımda görsem dolar gözlerim. Murat Boz, seyirciler arasında elindeki pankarta "Murat Boz, sana bir şey diyebilir miyim ama kulağına" yazan genç bir hayranını sahneye davet etti. Kulağıma bir şey söyleyecektin sen. Kulağına bir şey diyebilirim, diyebilirsin. Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 2. gününde konser veren sanatçı Derya Ulu, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yolumu senle arasam, aşkı orada rastlasam, sana tutulunca silindi hafızam. Hatırlasaya bir an, tanırdım öyle ya. Sana dokununca, vurunca yansıman, sıfırladın şu an. Tutuştuk öyle ya, o ateşi yakınca. Sana hastayım anne sana. Festivalin 3. gününde ünlü rapçi Gazapizm sahnedeydi. Dedikim beni sarar nasıl susacağım? Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Ne özlemi asya suçundu aslında varsa. Yoksulun merhameti gaz. Elinde sağ set beklemiş gözlerinde yaş. Sırtında yaz. Gün gelecek terazi bu insanlar tek bilecek. Biz tanığız keşmekeşe. Bir önden arz edeceğiz. Ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım. Ya da her şarkıyı medaniyetiyle yazdığımda. Sana çirkin ağzlarımdan aşklarımdan geri kırıntılar kalacak. Ve bu yalnız olacak. Senin yandığından daha fazla yanan insanları duymuyorsak eğer nasıl oldun arkadaş? Böyle... Coşkulu Festival'in 4. gününde sahne Can Bonomo'nundu. Ünlü şarkıcı enerjik sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde Ebru Yaşar sahnedeydi. Kafamın içi alev alev hadi beni durdur. Dönüşü olmayan bir yol buldun. Sen yine tabii kafamda kurdun. Beni unuttun ama olsun. Kafamın içi alev alev hadi beni durdur. Dönüşü olmayan bir yol buldun. Sen yine tabii kafamda kurdun. Ebru Yaşar'ın sahnesinde konukları da vardı. Güzel şarkıcının hayranları sahneye çıktı ve böyle dans etti. Küçük hayranının sahneye çıkıp dans ettiği anlar çok renkliydi. Ben bilmem ki sensiz sen.